İcmaya bakarız. İcmanın delili ne? Yani icma diye bir delil ortaya koyuyorsunuz. Yani alimler toplaşıyor, şeriat koyuyorlar demektir değil mi bunun manası? Helal haram koyuyorlar demektir değil mi? Bak az önce Allah okuduğum ayette peygamberine ne dedi? لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niye haram kılıyorsun? Hayır, geldiğini farz et. Farz et ki, farz et ki bütün ulema bir araya getirilebildi. Öyle kabul et. Konuda gelmişler. Konuda bir araya gelmeleri kastır yani. Tabii bir konu için diyorum ben de, başka bir şey demiyorum. Tek bir konu için bütün ulemanın bir araya geldiğini düşünün. Meseleyi tartıştılar. O konuda Kur'an-ı Kerim'de hüküm yok. Sünnette hüküm yok. Diyorlar ki, tamam bu böyle olsun. Peki bu böyle olsun sözleri helal haram doğurur derseniz, çünkü edille-i erba deniyor, dört delil deniyor. Bunlarla helal haram konuyor. Tamam mı Halit Bey? Helal haram koyuyorsunuz. Mesela şimdi Hanefi mezhebinde zekat verilecek yerler 7 sınıftır. Kur'an-ı Kerim'de 8 sınıftır. Büyük İslam İlmihali buralarda vardı galiba değil mi? Şurada varsa bir bak bakalım. Orada varsa bana bir getirin. Geldin de. Serbest, sen de şu şeyin istatistik kamusunun vergilerle ilgili zannedersem 3. cilt olması lazım. Onu bir getir bana. Beşinci cilt mi? Zekatın masrafı, yani zekatın sarf yerleri, verilme yerlerini anlatıyor burada. Zekatın masrafı, yani verileceği kimseler. Müslüman fakirler 1, miskinler 2, borçlular 3, yolcular 4, mükatepler 5, mücahitler 6, amiller 7. Bunlardan ibaret olmak üzere 7 kısımdır diyor. Kur'an-ı Kerim'de 8 sınıf sayılıyor. Kalbi İslam'a ısındırılanlar yok. Evet, 7 sınıftır. Ayet-i Kerime'de 8 sınıf yazılıyor. Bak bir şey açın bir zahmet. Tevbe suresinin 60. ayetini bir açarsanız. Yani bugünkü dersimiz böyle bir usul fıkıh dersi olmuş olsun. Usul fıkıh da böyle halka anlatılır mıymış, anlatılmaz mıymış, onu da bir görmüş olsun. Çünkü eğer bir şeyi vatandaşa anlatamıyorsanız orada biraz durmak lazım. Tevbe 9. surenin 60. ayeti. Da işte zekatın masrafın durumunu bul oradan. Sonuna doğrudur. Şimdi ayette ne diyor bak. İnneme sadakatü lil fukara. Sadakalar yani zekatlar fakirler için diyor. Şimdi de fakirler dedi. Ama Müslüman kelimesini kattı yanına. Müslüman fakirler dedi. Ayette bu yok. Vel mesakin, miskinler, tabi nedir bu ayrı, o bunların manalarını şu anda anlatacak değiliz. Başka bir maksatla okuyoruz çünkü.
Vel amilin aleyha, üçüncü sınıf zekat toplama memurları, onların maaşları olarak da verilir. Vel müellefeti kulubuhum, kalpleri İslam'a ısındırılanlar. Bu burada yok. Emel nasıl bilmen sayılır. Hani önce bir Kur'an'a bakıyordunuz. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Ondan sonra ve fir rikab köleler hakkında, köle yerine mükatep kelimesini kullanmış. Yani köle efendisiyle bir sözleşme yapıyor, sana şu kadar mal getirirsen beni azat eder misin diye, ondan sonra veririz diyor. Halbuki ayette bu yok. Ondan sonra borçlular. Fî sebîlillah, Allah yolunda diyor, Allah yolunda değil, sadece savaşla sınırlıyor, burada mücahitler diyor. Ve İbn-i Sebîl'i de açıklamamış değil mi? Yani yolcular diyerek açıklamış. 7 sınıftır diyor, halbuki ayette 8 sınıf. Peki bu 8. sınıfa ne oldu? Diyor ki, dini celili İslam bilahare kuvvet bularak tarafı ilahiden izaz edildiğinde, yani Müslümanlar güçlendi. Müellefetül kulube, cemile gösterilmesine hacet kalmadığı cihetle, yani kalpleri sındırılanlara iyilik yapmaya ihtiyaç kalmamış. Halbuki daha çok ihtiyaç var. Bir toprağı siz fethettiğinizde adamlar hemen Müslüman mı oluyor? O insanlara iyilikte, ikramda bulunun ki Müslümanlığın tadını alsınlar ve Müslümanlığı kabul etsinler. Biz çok güçlüyüz, herkes de erkek senin sesinizi çıkarın, Müslüman olunacak, ol. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Eğer bunlar böyle davranmasalardı bugün Amerika Irak'ta at oynatabilir miydi? Siz o şeyle, Mezopotamya'nın o arazilerini işgal eden insanlarla hiç ilgilenmeyin. Onları sadece vergi mükellefi olarak görün. Müellefe-i kulubu da kaldırın. Ondan sonra onlar da Müslüman olmuş diye kabul edin kendi hayal dünyanızda. Hocam, misyonerlere yaklaştıracağım. Hristiyanları sındırmak için. Ya misyonere veriyorlar. Ya bak işte zekatın 8 sınıftan 1 sınıfı. Ondan sonra de okuyacağım bak. İhtiyaç kalmadığı için Hazreti Sıddık'ın zamanı hilafetinden itibaren bunlara zekat verilmez olmuştur. Yani Hazreti Sıddık dedi ya, Ebu Bekir radıyallahu anh, onun halifeliği zamanından itibaren, işte Hazreti Ömer kaldırdı diye geçiyor şeylerde, kitaplarda. Bu hususta icma vardır. Buyurun. İcma ne yaptı şimdi? Ayeti yürürlükten kaldırdı.